Ya Metehan ya, bak şimdi mesela örneğin baban seni şirketin başına geçirmek istiyor. Ama memlekette işler o kadar bozuk ki Türk lirası acayip değer kazandı. Tabii o yüzden ihracat yapamıyoruz. Sadece ithalat yapıyoruz. Cari açık çığ gibi büyüyor. Metehan, memleket yabancı sermaye doldu. Peki bu yabancıların bir gün kafası bozulursa? Derse ki niye gözünün üzerinde kaşın var? Bütün mallarını toplayıp çekip giderlerse ne olur o zaman Türk ekonomisinin hali? Puf olur Metehan, puf olur. Zaten dünyanın en pahalı kok kömürü, en pahalı benzini, en pahalı elektriği, en pahalı doğalgazı, en baba vergileri hepsi burada. Türkiye'de Metehan. Mesela Metehan, Amerika'da ÖTV diye bir şey var mı? Yok Metehan, ÖTV bir TV kanalı değil. Bir vergi çeşidi. Evet, özel tüketim vergisi. Yok değil mi? Evet, ama Türkiye'de var. Hem de en kralı var. Vatandaşı bir ÖTV çarpıyor, bir KDV çarpıyor. Hala yıkılmadıysan, ayaktaysan bir de geçici vergi çarpıyor ama o biraz kalıcı olarak çarpıyor. Vay be, Türk olmak ne kadar zormuş. Yanlış anlama diye söylüyorum. Sen şimdi Amerika'da rahata, refaha alışmışsındır. Buraya geldiğinde bura hakkında bilgin olsun istiyorum. Çünkü seni burada çok çetin şartlar bekliyor. Ha bak Metehan, mesela İstanbul deprem kuşağında ve depreme karşı hiçbir tedbir alınmıyor. İstanbul kendi kaderine terk edildi. Her an kafana bir viyadük inebilir. Bir kamu dairesi başına çökebilir. Girdiğin bir hastanenin altında kalabilirsin. Sizin yalıyı tsunami yutabilir. Bütün bunların senin başına gelmeyeceği ne malum Metehan? Hay Allah ya. Kayıt bile yapmıştın. Çok alışmıştık buraya. Bu gidişle gidip o kayın içinde kalacağız galiba. Bu kiralarda kalsan öyle görünüyor. Metehan, İstanbul'da bir yıl içinde trafik kazalarında kaç bin kişinin öldüğünden haberin yok senin değil mi? Ya ya ya. Aa, ayrıca duydum ki annen seni evlendirecekmiş. Öyle kısmetse mısmetse deme Metehan. Kısmetse deme. Evlilik zor zanaat. Bunun kız istemesi var, bunun nişanı var, bunun düğünü var. Tamam baban zengin, bunları yaptı diyelim. Bakalım sen mutlu olabilecek misin? Hem annenlerin üstünde oturacak mısınız? Peki karın senin canını okumayacak mı Metehan? Ya biz ne yapalım? Biz iç içe oturuyoruz. Metehan, ayrıca kadınlar çok değişti. Bildiğin gibi değil. Gözleri açıldı kadınların. Her bayram tatil diye tutturuyorlar. Her akşam yemeğe çıkar bizi diye ısrar ediyorlar. Metehan, her gece böyle ayaklarını uzatıp oturma devri kapandı artık. Bak, ayrıca kadınların kocalarını aldatma oranları, kocaların karılarını aldatma oranlarını çoktan yakaladı. Ya karın seni aldatırsa Metehan? Evlilikte mutlu olmak artık çok zor, çok zor Metehan. Bak, sana Ersan abin olarak söylüyorum. Bekarlık sultanlıktır. Benim iki tane çocuğum var. Ellerinden öper. Onları nasıl okutacağım diye şaşırmış durumdayım. Kolejlere para yetiştiremiyorum, kucak dolusu para döküyorum. O kadar çok sınava girip çıkıyorlar ki saçlarını okşayabilmek için onlardan randevu almam gerekiyor. Türkiye'de insan çocuğunu doya doya bile sevemiyor. Yani kısacası evlilik seni bitirir Metehan. Annen mürüvvetini görecek diye sen niye kendini ateşe atıyorsun güzel kardeşim? Yanlış anlama sakın Metehan. Fırsatlar ülkesini terk ederken burada senin nelerin beklediğini bir abin olarak anlatmak istedim sadece. Acaba Amerikan vatandaşı mı olsam? Tabii, tabii, tabii. Annen seni özlemiş. Çok üzülür. Ama Metehan'cığım, görüşmeniz için senin ta buralara kadar gelip kendini ateşe atman gerekmiyor ki. Annen gelsin senin yanına, bir haftalığına olsun bitsin. Değil mi ama, değil mi, değil mi? Tamam, Metehan, ben senin yerinde olsam hiç beklemem, o bileti iptal ederim. Tabii, tabii. Tamam Metehan. Ha Metehan. Biz seninle hiç görüşmedik, hiç konuşmadık, ben seni aramadım. Tamam değil mi?
Tamam Metehan, görüşürüz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bu iş bu kadar işte. Demek evlilikte mutlu olmak çok zor Kadir. Onu ben mi dedim Hulya? Ben demedim Hulya, onu Ersan Bey dedi. Demek kadınlar her bayram tatile gitmek istiyor. Ben geç kaldım, gideyim artık Hulya. Hulya yenge. Efendim Rafi. Ben Türk vatandaş olmaktan vazgeçtim. Niye? Baksana, Türk olmak çok zormuş. Hatta belki ben Kenya'ya dönerim. Günaydın. 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 Gelelim şu Çince kitapçık işine. Hay dilimi eşek arısı soksaydı da Çince biliyorum demeseydi. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın Zıhtı Bey. Günaydın efendim. Nasıl gidiyor Kadir Bey? Başladınız mı çeviriye? Evet efendim, ben de şimdi onu yapıyordum. Lütfen itina ediniz. En ufak bir hata beni Şakir Bey'e karşı çok mahcup eder. Tabii efendim, siz hiç merak etmeyin. Ben son derece itina gösteririm. Sizi mahcup etmem. Çaka hoçi, çaka kaşi, ipli kuşa kuşi, çaka kuşini perin şenşan, jenolo kaş taşi, çaka hu, çaka tako, taşı hu, kuşata, kukun işine açıku, kaka, ya. Akrelik iplik şişirme makinesi Google'da var mıdır acaba? Ya bu Google nasıl yazılıyordu? Evladım, deprem olacaksa olur. Bizim evimiz sağlam. Ne dedin? Viyadükler mi sağlam değil? Canım, nereden çıktı yavrucuğum şimdi viyadük? Adam öyle bir makine almış ki Google'da bile yok. Rafi, kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Dömbil. Ben Türk vatandaş olmaktan vazgeçtim kardeş. Neden ya? Çünkü çok zor. Yazıklar olsun sana ya. İki tane şeyi ezberleyemedin değil mi? Ondan değil be. Neden peki, neden çark ettin? Kadir abi herves bırakmadı ki. Saçmalama kardeşim. Ben sana o kadar İstiklal Marşı'nı ezberlettim. Emeklerimi çöpe attırma. Ben bu iş ancak evlenerek geçebilirim. Kiminle evleneceksin peki? Bilmem. Bulurum yardımcı olacak birini. Mesela... Hiç o tarafa bakma kardeşim. Hiç o tarafa bakma. Nerede senin kitapların? Ha? Neden ders çalışmıyorsun? Bak pazartesiye az kaldı. Yürü eve, yürü yürü yürü, ders çalış ya. Bak akşama geleceğim, sınav yapacağım seni ha. Evladım, sen şimdi nereden çıkardın özel tüketim vergisi, geçici vergiyi falan? Bana bak, sen Türkiye'den birileriyle mi konuştun? Yo yo. Hiç yok falan deme. Söyle bakayım, kiminle konuştun yavrucuğum sen? Zühtü Bey bu rapora bayılacak. Ersan Bey'le mi konuştun? O mu bahsetti evliliğin zorluklarından filan? Hiç vazgeçemezsin, annen çok üzülür oğlum. Ne? Biletini mi iptal ettirdin? Tamam evladım, tamam ben seni ararım tekrar. Bana Ersan Bey'i gönderin. Tabii efendim. Ersan Bey, Zühtü Bey sizi çağırıyor. Öyle mi? Yalnız sesi biraz kızgındı, haberiniz olsun. Kızgın mı? Eyvah, Metehan öttü galiba. Buyurun efendim. Neden Metehan'ın aklını çeldiniz Ersan Bey? Kimin efendim? Oğlumun! Sizin yüzünüzden Amerika'dan dönmekten vazgeçti. Ama neden? Alo, tercüme bürosu mu? Çince'den çeviri yapıyor musunuz?
ne biçim tercüme bürosu orası kardeşim? Çince yabancı dil değil mi? Siz Çince bilmiyor muydunuz Kadir Bey? Biliyorum canım, biliyorum da şu anda hiç vaktim yok. Vallahi ben Metehan'ı aramadım. Canım Ersan Bey aradı diyor. Hayır, niye böyle bir yalan söylüyor acaba? Vallahi ben aramadım. Yüzde yüz eminim efendim, canım aramadım. Niye yalan söylesin? Ona sen İstanbul'da deprem olacak, başına kamu binası yıkılacak, evinizi tsunami yutacak demişsin yahu. Asla efendim. Bir kere İstanbul Boğazı'nda tsunami olması teorik olarak imkansız. Bir de yalan söylemişsiniz yani. Kardeşim eğer Çince bilen tercümanınız yoksa kapatın siz o tercüme bürosunu. Millet Çin'le çalışıyor, sizin daha bir tane tercümanınız yok. Japonca mı var? Ben ne yapayım kardeşim Japoncayı? Benim elimdeki metin Çince metin. Tamam, iyi günler. Hadi hoşça kalın. Yemin ederim ben aramadım efendim. Ya Metehan uyduruyor ya da ben aradım, aradıktan sonra hafızamı kaybettim. Peki kim aradı? Bilmiyorum efendim. O zaman konuşup ikna edin onu. Nasıl yani? Türkiye'ye gelmeye ikna edin. Ama vazgeçiren ben değilim ki. Ah Metehan, yavrum bir dakika dur, Ersan Bey seninle konuşacak. Alo, Metehan'cığım. Benim, evet, Ersan abin. Çince bilen tercümanınız dolu. Peki ne zaman boşalır bu tercüman? Bir hafta. Benim bir hafta vaktim yok kardeşim. Peki ben size iki katını versem, siz beni önüne alsanız? Peki iş ahlakınıza uygun bir çözümünüz var mı? Yok. Anladım. Peki. İyi günler. İyi günler kardeşim. Ne yapayım? Bari ben kendim çevireyim. Şuradan başlayayım. Çekopa çikantanda uşuku şakako le tipo şiki şiki humay o tipi kuşu. Çokumşi tomakiyo makineyi elektriğe takınız. Çohodo düğme kuşikan. Çalıştırma düğmesini bulunuz. Çukuhuşita paşankun şinin düğme şan. Çalıştırma düğmesine basınız. Başka ne varmış? Ha. Çukuhuşiki iplikasyonu şan şikan. Ha, iplikleri... İplikleri şekilde görüldüğü gibi geçiriniz. Evet, başka başka. Çok hoş haş aşık ahın haşa. Kolu bir konumuna getiriniz. Çok hoş şakak. Vergiler o kadar ağır değil. Ekonomi gayet tıkırında. Türkiye güllük gülistanlık. Ha bak enflasyona tek haneye düştü. Yakında eksiye inecek. Kapkaç mı? Ya bir iki ufak vaka. O kadarı Amerika'da da vardır. Ne? İstanbul geceleri güvenli değil miymiş? Hiç de bile efendim. İstanbul son derece güvenli bir şehir. Hatta İstanbul şu an dünyanın en güvenli şehri. O kadar da atma. Trafik kazaları mı? Yok canım, ne trafiği ne kazası. Hayır, arabalar ilerlemiyor ki trafik kazası olsun. Deprem mi? Yok canım, burada deprem olacaksa Amerika'da da kasırgalar var. Vallahi Metehan'cığım ben sana söyleyeyim, global ısınmanın ilk vuracağı yer orası olacaktır. Hemen atla gelsen. Başka ne yazılabilir? Ha. Makineyi daha hızlı çalıştırmak için kolu
ikiye getirin. Haşani haşin. Daha da hızlı isterseniz üçe getirin. Ne? Çok haşin haşin. Ha. Haznedeki iplikler bitince yeni iplik koyun. Şahane şahane kendi güvenliğiniz için elinizi kolunuzu makinanın orasına burasına sokmayın. Of ya, inşallah tutar bunlar. Türkiye tam bir cennet Metehan. Hem insanın vatanı gibisi var mı? Hayır, sabah başka konuşup şimdi başka konuşmam mümkün değil. Çünkü seni ben aramadım. Dur, kapatma, vallahi dalga geçmiyorum. Metehan! Kapat. Afife Hanım'a anlatırsınız artık. Ne oldu Ersan Bey? Manyağın biri Zühtü Bey'in oğlunu benim ismimle aramış. Kabak benim başıma patladı. Allah Allah. Kim yapar ki böyle bir şeyi? Bilmiyorum ama bulursam çok fena yapacağım. Ya Zühtü Bey hala ben sanıyor. Ben çıkıyorum Berin Hanım. Evden ulaşabilirsiniz. Tabii efendim, güle güle. Ne zaman bitiyor Kadir Bey? Çok yakında efendim. Yarın, belki yarından da yakın. Zühtü Bey vallahi... Tamam Ersan Bey, tamam. Ya bir sürü anlamsız şekil var ya. Ben daha ne uyduracağım? Makineyi kapatmak için kapama düğmesine basınız. 10. Makine çalışırken yanından hiç ayrılmayınız. Daha ne yazayım ben? 11. Makinenin rutin bakımını ihmal etmeyiniz. Yağını sık sık değiştiriniz. Evet. Şekildeki ışıklar kırmızı yanarsa servisi arayınız. Yanarsa iplik koymaya devam ediniz. Sarı yanarsa Kadir bekleniniz. Ne yapıyorsun yemekten beri? Çalışıyorum Hulya. Ne bu böyle Çince gibi? Gibi değil Hulya, gibi değil. Çince'nin bizzat da kendisi. Biliyor musun? Afife Hanım bugün hüngür hüngür ağladı. Birileri ağlayacaktı, ne yapalım yani? O ağlarken senin ne kadar düşüncesiz olduğunu düşündüm Kadir. Ne yani, çocuğu orada kalmaya ikna ettim, ailemi kurtardım. Bu da mı suç? Ya o çocuk senin çocuğun olsaydı Kadir? Ya Ceren Amerika'ya gidip bir daha hiç dönmeseydi? Olabilir. Kendi kararı, ben karışmam. Kadir, çok acımasızsın. Tamam Hulya, o zaman arayayım çocuğu, gelsin ha, ne dersin?
Bir laf yapma bana. Onu yapma, bunu yapma. Ben ne yapayım Hulya? Zaten hayat üstüme üstüme geliyor. Ben bir küçük cezve miyim? Elden ele gezme miyim? Al o zaman Çince'yi sen tercüme et ya.